uhrevi olanla insani, dünyevi olan arasındaki sıkışmışlığı olarak insanın karşımıza çıktı. Ve Parmenides'le birlikte bu çelişkinin, yani sonlulukla sonsuzluk arasındaki çelişkinin çözülmesinin imkansız olduğunu, çünkü sonluluk mevhumunun kendisinin, yani işte yokluğun varlığının, hiçliğin varlığının, boşluğun varlığının kendisinin zaten başlı başına bir çelişki olduğunu farkına vardı. Şimdi Platon'la birlikte bu meselenin nereden geldiğini, bu sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya başlıyoruz. İşte algıya dönmesinin sebebi Platon'un bu. Ve bedeni bu bağlamda tartışıyor olması sorunu yine en baştaki meseleye, sonlulukla sonsuzluk meselesine bağlı. Çünkü eski Yunanlılar bedeni sınırlılık ve sonluluk olarak görüyorlar ve bunun karşısında biraz önce anlattığımız o çelişki süreci, çelişkiyle hesaplaşma sürecinde, yani insanın sonluğuyla sonsuzluğu, tanrılarla insanilik, uhreviyatla dünyevilik arasındaki arada kalmışlıkla hesaplaşma sürecinde, bunun ayırdına varma ve bununla hesaplaşma, bunun ötesine geçmek için sarf edilen çabada şekillenmeye başlayan bir kavram var. Bu eski bir kavram olduğu düşünülür ama aslında pek öyle bir kavram değil. Görece yeni, yani 7. yüzyılda falan ilk kez, 7. yüzyıl, 6. yüzyılda karşımıza çıkan bir kavram. İşte burada da yine eğer Hristiyanlık sonrasında yaşanan kırılmayla, o kırılmanın perspektifinden bakarsanız hayatta anlayamayacağınız bir mesele tartışılıyor. Eski Yunanlıların psüe dediği şey yaşam prensibi demek. Yaşamı mümkün kılan güç demek. Ve psüe kökenine dair, mesela Platon'un anlattığı hikayeyi anlatayım size. Aradaki farkı belki oradan görürsünüz. Timaeus diyaloğunda Platon bunu anlattırır Sokrates'e. Kozmos'un, ki bu da psüe kadar yeni bir kavramdır aslında, düzene tabi bir bütünlük anlayışını içeren kozmos kavramı, yani evren diye çevirebileceğimiz ama evren diye aslında çevirdiğimiz takdirde yine gerçek manasını yitirecek bir kavram ama şimdilik biz öyle diyelim. Kozmosun nasıl ortaya çıktığını anlatıyor burada. Bir asli kaynak var. Bir temel sonsuzluk, sınırsızlık olarak tarif edebileceğimiz bir temel kaynak var. Onu mükemmellik olarak da düşünebilirsiniz. O temel kaynaktan gayri mükemmel bir yarı tanrının, bir demiurgosun yarattığı gayri mükemmel bir mekan olarak ortaya çıkıyor kozmos. Yani içinde yaşadığımız bu alem. Ama tabii eski Yunanlılarda fark şurada, bizde Hristiyanlık ve sonrasındaki süreçte özellikle tek tanrılı semavi dinlerin belirlediği perspektifte tanrı evrenin dışında olmak zorunda. Tanrı çünkü evreni ex nihilo, yoktan yaratıyor, içten yaratıyor. Ve ilahi olanla dünyevi olanı net bir şekilde birbirinden ayırmak zorundasınız. Bunları birbirinin içine geçirmeye başladığınız zaman işte panteizm, manteizm gibi sorunlar çıkmaya başlıyor ve inancın temellerini teşkil edebilecek riskler belirmeye başlıyor veya inancın işlevselliğini, özellikle de politik işlevselliğini yitirmesine sebep olabilecek bir takım komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Eğer gerek Hristiyanlığın gerek İslam'ın tarihini incelerseniz buna benzer eğilimleri sergileyen insanların kellesi ilk vurulan insanlar olduğunu görürsünüz. Yani kafirden daha acımasız davranılır bunlara karşı. Çünkü her türlü insani olanla ilahi olanı iç içe geçirme çabası veya bunları bir arada düşünme çabası kaçınılmaz olarak insani olanı ilahileştirdiği ölçüde şirk koşma riskini beraberinde getirecek. Tanrı'ya şirk koşma riskini beraberinde getirecek. Dolayısıyla bu en baştan beri Hristiyanlıkta da İslam'da da önüne geçilmeye çalışılan bir şeydir. Tanrı evrenin dışında bir yerde durur. Evrene tabi değildir. Evrenin içinde yer almaz. Eski Yunanlar da öyle değil. Eski Yunanlar biliyorsunuz o Olimpos'ta dağda oturuyorlar. Tanrı. Dolayısıyla eski Yunanlar kozmos dediğinde insani olanla ilahi olanın, dünyevi olanla uhrevi olanın iç içe bir arada olduğu bir mekandan bahsediyor. Ama sonuçta gayrimükemmel bir yarı tanrının yarattığı gayrimükemmel bir kozmos söz konusu. Ve o yaratma fiilini, yani demiurgosun, yarı tanrının icra ettiği yaratma fiilini mümkün kılan o esas, o kaynak, kendi doğasından bir nefesi kozmosa üflüyor. İşte bu psüe. Dolayısıyla psüe
doğasında bir potansiyel, bir kapasite olarak potansiyel halde o kaynağın sonsuzluğunu ve sınırsızlığını barındırıyor. Ama suya bedenle bir araya geldiği an itibariyle bedenin sınırlılığı ve sonluluğunun, tabii hayatın da belki hani idame ettirilmesinin beraberinde getirdiği aciliyetten ötürü aslileşmesi gibi bir durumla karşılaşıyor. Temel insanlık durumu dolayısıyla bedenin ve bedenin ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçların yarattığı isteklerin, bu isteklerin tetiklediği arzuların ve bu arzuların tatmini için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin merkeziliği üzerine inşa ediliyor. Bunu muhtemelen de bilinç düzeyinde gerçekleştirmiyoruz. Bu preconscious bir şey. Bilinç öncesinde bilinci mümkün kılan bir temel olarak işliyor. Dolayısıyla beden tarafından şekillenmiş, beden tarafından şartlanmış bir varoluşu, bir temel insanlık varoluşu, hatta bir noktadan sonra yegane insanlık varoluşu diye düşünüyoruz. Ve Süeyn'in bir kapasite olarak bünyesinde barındırdığı sınırsızlık ve sonsuzluk, bedenin bu belirlenimi altında hayatın idame ettirilmesi sonucunda unutuluyor. Artık onu pratik edemez hale geliyoruz. Dolayısıyla mesele bedenin ve dolayısıyla arzuların belirleyiciliğinin, yani asliliğinin ortadan kaldırılarak hayatın, dolayısıyla insan faaliyetinin merkezine, asli eksenine aklı, saf aklı, bilgiyi, bilginin mümkün kıldığı mükemmelliği ve mükemmellik vasıtasıyla ulaşılabilecek areteyi, iyiyi yerleştirmek. Hayatı bu şekilde idame ettirebilecek bir potansiyeli insanın bulunduğu ve kendi aslında insanlığıyla, kendi nefsiyle boğuşarak bunu hayata geçirdiği ölçüde artık kendini yoktan var etmesi, kendini yeniden yaratması mümkün hale geliyor insan. Ve bu şekilde kendi insanlığından da, kendi nefsinden de kurtulması gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla eski Yunanlılar bedenden ve bedenin sınırlarından ve sonluluğundan bahsettiklerinde bedenin günahlarından veya günaha eğilimliliğinden bahsetmiyor. Süenin ve Süenin sonsuzluğunun ve sınırsızlığının önündeki en büyük engel olması itibarıyla bedenden bir sorun olarak bahsediyor. Ve bedenin sınırlılığının ve sonluluğunun aşılması, herkesin Süpermen olması, herkesin olağanüstü güçlere kavuşması anlamına falan gelmiyor. Bütün mesele bedenin, isteklerin, bedenin, ihtiyaçların, isteklerin, arzuların asli belirleyiciliğinin ortadan kaldırılması ve bunların bile mahiyetinin ve işleyişinin ve amaçlarının akla tabi kılınması, rasyonelleştirilmesi. Dolayısıyla bu bağlamda bu konuşacağımız şeyleri düşünmek gerekiyor. Şimdi algıdan bahsederken Platon, duyu organlarının faaliyetlerinden bahsediyor. Dolayısıyla duyu organlarından bahsettiğimiz andan itibaren bedenden bahsediyor. Dolayısıyla bedenin sınırlılığıyla ilgili bir işlev söz konusu burada. Nitekim duyu organlarının anatomik yapısına baktığınızda da bu sınırların mevcudiyeti hem işlevin kendisinde hem de işlevin ortaya çıkarttığı üründe net bir şekilde görülüyor. Şurada olup biteni ben görebiliyor muyum şu anda? Göremiyorum. Neden? Çünkü bakış açım 120 dereceli sınır. Yani gözlerim 120 derecelik bir açı içerisindeki şeyleri görebiliyor. Şurayı göremiyorum. Çok yakını göremiyorum. Çok uzağı da göremiyorum. Dolayısıyla belirli bir mesafe aralığını görebiliyorum. Görebildiğim şeyleri belirli bir çözünürlükte görebiliyorum. Belirli bir detayda, belirli bir hassasiyette görebiliyorum. Daha fazlasını göremiyorum. Kulaklarım belirli bir frekans aralığını, belirli bir empedansı, belirli bir uzaklığı duyabiliyor. Onun ötesine geçelim. Bütün duyu organlarım için bu geçerli. Bütün duyu organlarım belirli bir aralıkta işlev gösteriyor. Yani belirli bir sınır dahilinde işlevini gerçekleştiriyor. Sorun burada çıkıyor. Bu sınırı genişlettik. Bilim çok ilerledi. Elektron mikroskobu şu kadarcık bir şey haline geldi. Her birimiz gittik hastanelere, gözleri çıkarttırdık, yerine elektron mikroskobu taktırdık. Böyle her tarafı artık atomik düzeyde görebiliyoruz. Subatomik düzeyde görüyoruz hatta. Sorun ortadan kalkıyor mu? Döne döne ne arıyorlar? Higgs bozonunu arıyorlar, değil mi?
gücü, daha doğrusu kuvveti maddeye dönüştürecek bir atom altı parçacık arıyorlar. Sona ermiyor çünkü. Sınır varsa, sınır genişletmeniz, sınırı ortadan kaldırmıyor. Sadece sınır genişletmeniz anlamına geliyor. Ama sınırın ötesinde ne olduğu, sınırın mevcudiyetinden dolayı hep bir soru işareti olarak kalmak zorunda. Sınırın olmadığı bir durumda o baktığınız, gördüğünüz şeyin size nasıl görüneceği sorusuna yanıt vermeniz mümkün değil. Çünkü ancak o sınır içerisinde o öyle görünüyor. Şimdi belirli bir aralık içerisinde, belirli bir sınıra tabi bir faaliyetin neticesinde elde ettiğiniz malzemenin mesela kökenine dair ne söyleyebilirsiniz? Şimdi biz şunu varsayıyoruz. Ağaca bakıyoruz. Ağacın tamamını, ağacın kendinde doğasını, kendine has doğasını belki göremiyoruz ama yeterince bakarsak, pek çok açıdan bakarsak, incelersek, kesersek, işte içine bakarsak falan en sonunda onun gerçek doğasını anlayacağımızı düşünüyoruz. Yani elde ettiğimiz parçaların bir anlamda o yonttuğumuz parçaların bir bütüne ait olduğunu ve o bütüne ait olması itibariyle o parçaları eğer doğru bir şekilde birbirinden ayrıştırabilir ve sonuçta doğru bir şekilde ayrıştırdığımız için doğru bir şekilde onları birleştirebilirsek ve bu birleştirmenin ötesinde bir de bunlara bütünlük atfedebilirsek o baktığımız şeyin gerçek doğasına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi belirli bir sınır aralığında baktığınız ve bu şekilde elde ettiğiniz malzemenin kökenine dair ne bilebilirsiniz? Yani o bir şeylerden yonttuğumuzu varsaydığımız şeyin var olduğunu nasıl iddia edeceksiniz? O parçanın ait olduğu bir bütün var mıdır ya da yok mudur sorusuna nasıl cevap vereceksiniz? Mümkün görünmüyor. Eldeki tek şey parça. Parçanın kökeni, menşei, kaynağı, mahiyeti, işlevi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece parça. Fakat tabii bu sorun başka bir şeyi beraberinde getiriyor. Eğer ben elde ettiğim parçaların, yani o yonttuğum çiplerin mahiyetini, en temelde tabii menşeini yani nereye ait olduğunu, kaynağını, bir kaynağı olup olmadığını, bir bütünün parçası olup olmadığını bilemiyorsam, o parçaların tek tek her birinin nasıl bir diğerinden neye göre ayrıştırıyor? Ayrıştırmam lazım. Mesela niteliklerden oluşuyor diyorum halka. Nitelikleri neye göre bölüyorum birbirine? Neye göre ayırıyorum? Biliyor muyum neye göre ayırdığımı? Bilmediğimi anlamanın çok basit bir yolu var. Doğuştan görme özürlü bir insana mavi rengi anlatmaya çalışın bakalım. Veya kırmızıyı. Anlatamayacaksınız. Bir şeyler diyeceksiniz ve siz de fark edeceksiniz ki anlatamıyorsunuz. Bilmiyorsunuz çünkü ne olduğunu. Dolayısıyla ben bu ayırdığımı zannettiğim şeyleri, o parçaları, kökenini belirleyemesem de kendi içinde o parçaların manasını, işlevini bilebilirim de diyemiyorum dolayısıyla. Bilmiyorum çünkü. Sadece bir takım parçalar geliyor. Ama o parçaların parça olduğunu bile anlayamıyorum. Parçaları neye göre ayrıştıracağımı da bilmiyorum. Parçaları ayrıştırdıktan sonra nasıl bir araya getireceğimi de bilmiyorum. Getirdikten sonra onları nasıl bütünleyeceğimi de bilmiyorum. Sınırın mevcudiyeti, bakın sadece algı organlarının anatomik yapısından kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Sınırın mevcudiyeti, algı vasıtasıyla elde edilen malzeme itibariyle benim varlıktan geri dönüşü olmayacak bir şekilde kopmam anlamına geliyor zaten. Artık varlıkla ilişki kuramayacağım bir noktadayım. Elde ettiğim parçalar çünkü o faaliyetin sonucu olarak aslında imal edilmiş parçalar. Veya şöyle söyleyelim. O faaliyetin doğası itibariyle o elde ettiğim parçaların gerçek anlamını, gerçek mahiyetini, gerçek işlevini bilmem mümkün görünmüyor. En azından bir asli kaynağı bir bütüne bağlamam imkansız gibi duruyor. Şimdi sorun bununla kalmıyor. Bir de duyu organlarının birer donanım olarak düşünürseniz yazılıma ihtiyacı var değil mi? O işlevleri gerçekleştirebilmesi belirli kurallara göre işlemesiyle mümkün oluyor. Belirli kuralları hayata geçirmesiyle mümkün oluyor. Şimdi bunu şöyle düşünün. Yani bilgisayar topluyorsunuz işte anakartı aldınız, üzerine ses kartını, görüntü kartını, işlemciyi, RAM'i şunu bunu taktınız, çalıştırdınız. Hiçbir şey olmayacak değil mi? Ne olacak? Önce bir BIOS programı yüklemeniz lazım ki parçalar birbirini ve birbirlerinin işlevlerini tanısınlar. Tekrar bassınız yine hiçbir şey olmayacak. Ne yapacaksınız? İşletim sistemi yükleyeceksiniz. İşletim sistemi aslında ne yapacak? O parçaların belirli işlevleri yerine getirebilmesi için hangi kurallara uygun, hangi faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiğini onlara öğretecek.
Dolayısıyla bizim algılama faaliyeti esnasında, algılama faaliyetini gerçekleştirebilmek için, algılama faaliyetini mümkün kılan bir takım kuralları öğrenmemiz gerekiyor, öğrenmiş olmamız gerekiyor. Şimdi burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Biz zevahiri kurtarmak için algının işleyişini sağlayan kuralların algının kendisinden geldiğini, malzemenin kendisinden geldiğini, varlığın kendisinden geldiğini düşünmek istiyoruz. Şimdi Parmenides'in teşhisini eğer paylaşıyorsanız zaten varlıkla bağımız kalmadı. Dolayısıyla varlıktan geliyor olması mümkün değil. Tecrübenin kendisinden geliyor diyemiyorsunuz. Çünkü tecrübenin kendisi bu kurallar uygulandığı için zaten ortaya çıkabiliyor. Yani algı vasıtasıyla elde edilen malzemenin elde edilebilmesi için bu kuralların zaten o malzemeye uygulanmış olması lazım. Dolayısıyla nesnenin kendisi bana nesne kategorisini veriyor, ben de onu nesnenin kendisini öğreniyorum, sonra nesneye uyguluyorum diyemiyorsunuz. Çünkü nesnenin size o kategoriyi iletmesi mümkün değil. Çünkü siz zaten nesne göremiyorsunuz o kategori olarak. Benim zihnimde bunlar önceden vardı, Tanrı koydu bunları falan dediğinizde de sorun ortadan kalkmıyor. Nereden geliyor bunlar? Bakın, bir sürü deney var buna dair. Yani özellikle psikoloji okuyan varsa aranızda bunları ya öğreniyorsunuzdur ya da bir yerlerde yani gösterirler derste. Özellikle bebekler üzerinde yapılan deneyler şunu gösteriyor. Bu arkadaşlar mesela doğuştan miyop addediliyor. Şimdi miyopi bir anomali, değil mi? Yani göz kaslarının, daha doğrusu gözdeki merceğin yerinden oynaması veya belirli bir açıyla durmasından kaynaklanan bir görme bozukluğu. Neden bebeklere böyle bir anomali yükleme ihtiyacı hissediyoruz? Yani görmesi gerektiği gibi görmüyor diye düşünüyoruz. Ya nasıl görmesi gerektiğini bilmiyorsa bebek, neye bakması gerektiğini bilmiyorsa, bakışını neye odaklaması gerektiğini bilmiyorsa, bakışın içerisinde hangi unsurları hangi unsurlardan ne şekilde ayırt ederek o ayırt ettiği şeyleri nasıl bütünleyeceğini bilemediği için neye bakması gerektiğini bilmiyorsa. Ve deneyler onu gösteriyor ki bilmiyor. Mesela 2 aylık, 2,5 aylıkken belirli bir nesnenin belirli bir momentumdaki hareketini ve o hareket içerisinde o nesnenin kendisiyle özdeşliğini, yani zaman ve mekan içerisindeki özdeşliğini öğrenmiş gibi görünüyor çocuk. Nesneyi hareket ettirirken nesneyi kaybettiğinizde şaşırıyor. Nereye gitti? Çünkü onun bir sonraki anda belirli bir konumda olmasını bekliyor. Momentumu öğrenmiş. Ama nesneyi hareket ettirirken rengini değiştirdiğinizde şaşırmıyor. Neden? Çünkü belli ki 2-2,5 aylıkken renk nesne kategorisini oluşturan parametrelerden biri olarak çocuk tarafından henüz belirlenmemiş. Bunu öğrenmemiş. 3-3,5 aylıkta aynı aylık olduğunda aynı deneyi tekrarladığınızda bu sefer rengi değiştirdiğinizde de şaşırdığını görüyorsunuz. Ha, yeni bir parametre eklenmiş kavram kategorisi, nesne kategorisi. Şimdi bu bir ispat değil tabii ama ciddi bir şekilde nesne kategorisinin deney içerisinde, yani deneyim içerisinde deneyim vasıtasıyla parça parça edinildiğini gösteriyor. Yani nesne kategorisi varlığın hakikatinden, gördüğüm şeyin hakikatinden bana gelmiyor. Ben parça parça öğrenerek bunu uyguluyorum. Öyle görünüyor ki ben yaratıyorum. Öyle görünüyor ki sosyal bir takım süreçler neticesinde bunları ediniyorum. Şimdi eğer zaten duyu organlarının anatomik yapısındaki sınırlardan ve sınırlılık ve sonluluktan dolayı ben varlıktan geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde kopmuşsam, elde ettiğim malzemeyi de tamamen keyfi ve rastgele bir takım kurallara göre ancak düzenleyebilerek düzenlediğim için bir intuition, yani bir imge, bir algı nesnesi tesis edebiliyorsam, o zaman algı vasıtasıyla elde ettiğim malzeme bana olanı değil, benim oldurduğumu bana gösterir. Benim imal ettiğimi bana gösterir. Şimdi bu kurallarla ilgili sorun, yani gelen malzemenin düzenlenmesini ve kendi içinde belli bir bütünlük taşıyacak şekilde birleştirilerek bir imgeye dönüştürülmesini sağlayan süreci incelediğinizde parçalardan bahsediyoruz. Yani nitelikler falan gibi şeyler diye düşünüyoruz. Şimdi burada
parçayla bir diğer parça arasındaki ayrımı nasıl tesis edeceksiniz? Parçaların parçalığını nasıl tanımlayacaksınız? Şimdi bebeği düşünün. Bebek muhtemelen o işte miyop dendiği durumda, yani bir anomali olarak düşünüldüğü durumda, etrafına baktığında sadece sürekli değişen, devinen bir hareket görüyor. O hareketin unsurlarını diğerlerinden ayırt edemiyor. Mutlak bir akışkanlık olarak hayatı yaşıyor. Ama muhtemelen ihtiyaçlardan ve bu ihtiyaçların yarattığı isteklerden ve bu isteklerin tetiklediği arzulardan ve bu arzuların tatminini mümkün kılacak eylemlerin icrası dolayısıyla yavaş yavaş bir şeyleri bir şeylerden ayırt etmeye başlıyor. Bir şeyler daha öncelikli hale gelmeye başlıyor. Bir şeyler onu sevindiriyor, mutlu ediyor. Bir şeyler acı veriyor. Ve bu süreç içerisinde şeyleri şeylerden ayırt etmeyi öğreniyor. En temel ayrımı da doğduğu an itibariyle başlayan ayrım, benle öteki arasındaki ayrım. Bizim bildiğimiz anlamda bir nefs duygusu değil belki ama bir kendindelik bilinci yavaş yavaş belirmeye başlıyor bebek. Dolayısıyla bütün bu ayrımlar hiç de öyle efendim varlığın kendisinden, işte varlığın kendi doğasından bana gelen, varlığın kendi doğasını anlamamı sağlayan datalar veya işte formlar falan değil. Muhtemelen ihtiyaçlar doğrultusunda, aslında temelde çıkar doğrultusunda belirlenmiş kurallar bunlar. Çıkarlara atıfta bulunan, çıkarlar tarafından temellendirilen ve çıkarların aslında pekiştirilmesini ve sağlamasını yapan şeyler bunlar. Dolayısıyla algının işleyişi çıkar temelli bir oldurma, bir imalat fiili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun peşinden, bu imgenin belirmesinin ardından yapmam gereken bir iş var. Olanla oldurulmuş arasındaki farkı ortadan kaldırmam lazım. Çünkü olanla oldurulmuş arasındaki farkı muhafaza ettiğim takdirde, yani benim gördüğüm şeyin hep oldurulmuş bir şey olduğunu ve olanın benim tarafımdan hep ıskalandığını, hiçbir zaman için görülemediğini ve görülemeyeceğini kabul ettiğim takdirde hepimizin delirmesi an meselesi haline geliyor. Yani zaten deliyiz de kendi deliliğimizi saklayabilmemiz imkansız hale geliyor. Mesela şimdi bütün bu sürecin neticesinde gördüğüm şeyin ben hakikat olduğunu, dünyanın böyle bir yer olduğunu, işte dünyanın atomlardan oluştuğunu falan düşünüyorum. Buna inanıyorum. Buna inanan herkesi sağlıklı, mantıklı, normal addediyorum. Ama mesela dışarıda ejderham bekliyor, beni eve ejderha götürecek dediğimde aa sıyırmış, çoktan gitmiş bu adam diye düşünüyorum. Atomizmin temel kuralı nedir biliyor musunuz? Boşluk vardır. Parmenides'ten sonra yaşıyor atomistler. Biliyorlar Parmenides'in eleştirisini. Şimdi atomist mi daha deli, yoksa dışarıda ejderhasının kendisini beklediğini ve kendisini eve götüreceğine inanan kişi mi daha deli? Hangisi daha mantıksız? Sonuçta eğer algı vasıtasıyla bir imalat süreci gerçekleşiyorsa, bu imalatı ortak bir takım kurallara göre icra etmekle fazlasıyla kişiselleşmiş kurallara göre icra etmek arasında kategorik bir fark yok aslında. Fakat sonuçta ortaya bir oldurulmuşluk çıkıyor. Şimdi bu oldurulmuşluğun, olmuşun olanın yerine geçmesi lazım. Yoksa dediğim gibi hepimiz deliririz. Yani daha doğrusu deliliğimiz yüzümüze vurulacak hale gelir. İşte oldurulmuşun olanın yerine geçmesini sağlayan, olanın yerine ikame edilebilmesini ve olanı tamamen örtmesini sağlayan fiil, inanç fiil. Buradaki mecra da hakikat dediğimiz şey. Ama algı düzeyindeki hakikat. Algı düzeyinde bu kavramı tartıştığımızda karşımıza çıkan içerik. Yoksa eski Yunanlıların Aletheia olarak tanımladığı şey bundan biraz daha farklı. Ona değince. Bir şey söyleyeyim. Bu inanç dediğin şey, yani algılarını hissedebildiğim şeye inanmamak. Geleceğim, şimdi anlatacağım ne oldu. Şimdi bakın, burada yaptığım şey şu, muhakeme fiilinin nasıl işlediğini aslında anlatıyor, yani veya Platon anlatıyor. Bir, oldurulmuşu olanın yerine geçiriyorsunuz. Yani olanın üzerini tamamen oldurulmuşla örtüyorsunuz. Olan diye bir şey, bizim Parmenides'in ve Platon'un anlamamıza çalıştığı şekilde bir olan kategorisi kalmıyor. Artık oldurulmuşun kendisi olan haline geliyor, varlık haline geliyor.
Yani algı vasıtasıyla elde edilen malzeme dışında bir gerçeklik mümkün değil demeye başlıyorsunuz. Gerçekliğin ta kendisi bu demeye başlıyorsunuz. Ve ona tabii bunu demenizi sağlayan, yani ona hakikat atfetmenizi sağlayan temel kriter ne olacak? Onun objektif bir gerçeklik içeriyor olması. Yani benim onu algılamamdan ve düşünmemden bağımsız bir şekilde orada var olan bir gerçeklik söz konusu ve benim bu gördüğüm şey sadece benim oldurduğum, benim imal ettiğim, benim yarattığım bir şey değil. Orada olanın bende ortaya çıkan bir temsili diyebilmem lazım. Ve bu bağlantıyı hakikat sanırım. Ve bunu kabul ettiğim an itibariyle, yani zihnimdeki imgeyle dışarıdaki durumun örtüştüğünü, örtüşmesi imkanının bulunduğunu ve bu örtüşme gerçekleştiğinde, bu mütekabiliyet gerçekleştiğinde, bu mütekabiliyetin gerçekleştiğine emin olduğumda, hakikate ulaştığımı kanaat getirdiğimde, kendi oldurduğumu, neden dolayı? Kendi sınırlılığından ve sonsuzluğundan dolayı oldurduğumu, yani kendi sınırlılığım ve sonsuzluğum suretinde yarattığım şeyi artık varlığın yerine geçirmiş, olanın ta kendisi haline getirmiş oluyor. Dolayısıyla kendi suretinde bir dünya yaratmış oluyor. Ve ona bir objektivite atfediyor. Benim onu düşünmemden ve algılamamdan bağımsız olarak var olan bir şey artık. İşte orada muhakemenin ikinci dönüşlü, bu sefer hakimiyet dönüyor bana doğru gelmeye başlıyor. Şimdi ilk adımda hakikat vasıtasıyla ben kendimi dünyaya dayattım. Daha doğrusu nefsimi ötekine dayattım. Kendi suretimde bir dünya tasarladım. Ve bu dünyanın gerçek olduğuna kanaat getirdim. Gerçek olduğuna inanıyorum ben. Ona objektif bir gerçeklik atfettiğim andan itibaren ben de o dünyanın bir parçası olduğum için bu sefer ben ona tabi hale geldim. Dolayısıyla ötekini kendime tabi kıldığım ölçüde ben de ötekine tabi hale gelmiş oldum. Dolayısıyla burada tahakküm ilişkisi iki taraflı iş. Bir, kendi suretimde yarattığım bir dünyayı varlığa uyguluyorum. Varlığı buna tabi kılıyorum. Sonra da o yarattığım dünyaya ben tabi hale geliyorum. Kendi suretimde yarattığım, kendi sınırlılığım ve sonluluğum neticesinde onun tecessüsü olarak yarattığım şeyi bu sefer kendi dünyamın sınırları olarak görmeye başlıyorum ve benim ona tabi olduğumu düşünüyorum. Eğer hüküm dediğimiz şey bu süreç neticesinde ortaya çıkıyorsa, yani doksa böyle bir mekansa, o zaman benim algı ve muhakeme vasıtasıyla, algı ve muhakemeye tabi olan üzerinden tespit ettiğim, hatta kaçınılmazlığını, zorunluluğunu teslim ettiğim, aşılmasını imkansız olarak gördüğüm, objektif bir gerçeklik atfettiğim bütün sınırlar, benim imal ettiğim, benim sınırlılığımın ve sonluluğumun bir tezahürü olarak tecessüs etmiş sınırlar haline geliyor. Dolayısıyla aşkınlık, yani bütün bunların ötesine geçme imkanı, bir basit böyle mistik deneyim falan değil. Burada zaten doksanın doğasıyla ve arazlarıyla hesaplaşmanın, Platon'un ifadesiyle kendi cehaletinle hesaplaşmanın mantıksal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Platon öyle mistik falan bir şeyden bahsetmiyor. Algının ve muhakemenin aşılmasından, algının ve muhakemenin ötesine geçilmesinden bahsettiğinde zaten algının ve muhakemenin ve algıya ve muhakemeye tabi olanın sınırlarının benim sınırlarım olduğu görüldüğü andan itibaren benim kendimi dönüştürerek, içinde yaşadığım dünyayı dönüştürerek bu sınırları buharlaştırabileceğimi, bu sınırların ötesine geçebileceğimi aslında görebileceğimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada tabii bu aşkınlığın Platon açısından tek bir yolu var. O da ancak aşkla gerçekleşebiliyor olması. Doksanın doğasından dolayı bunu akılla ya da arzularla yapmanız mümkün değil. Akıl çünkü zaten doksa düzeyinde doksaya tabi, yani algıya ve muhakemeye tabi bir işleyiş gerçekleştiriyor. Bütün kategorileri, bütün işleyişi buna göre koşullanmış durumda. Biraz önce anlattığımız o işte parçalardan ve parçaları bir araya getiren, onları bütünleyen ve dolayısıyla aralarındaki boşluklarla ancak
Yani zıtlıklar üzerinden, tezatlar üzerinden ancak bir gerçeklik üretebilen bir akıl yürütme faaliyeti. Dolayısıyla bunun zaten bir öteyi tahayyül etmesi mümkün değil. 90'ın içinden baktığınızda 90'ın artık detayına giremiyorum tabii zaman azaldığı için mutlak bir self afirmasyon üzerinden işlediğini görüyorsunuz. Kendi kendini sürekli doğrulayan bir doğası var. Bakıyorum orada bir sınır var. Kendimde keşfettiğim aslında kendi doğamdan kaynaklanan bir sınır belki o. Ama o sınırı dışarıda objektif bir olgu olarak gördüğümde gerçekten öyle bir sınır var diyor. Dolayısıyla beni dışarısı doğruluyor, ben dışarıyı doğruluyorum sürekli. Sürekli bir self afirmasyon üzerinden iş devam ediyor. İşte bundan dolayı akıl vasıtasıyla 90'ın içinden 90'ın dışına dair bir farkındalık, bir kavrayış üretemezsiniz. 90'ın ötesi 90 içinden bakıldığında bir imkansızlıktır. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz bu aşkınlık, yani algıya ve muhakemeye tabi olanın aşılması, algıya ve muhakemeye tabi olan itibarıyla bir mutlak bir imkansızlık olarak karşımıza çıkar. Hiçbir şekilde belirlenmesi, tanımlanması, sıfatlandırılması mümkün olmayan bir süreçtir. Arzular dediğiniz şey zaten sonuçta insan ihtiyaçlarıyla ve insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, dolayısıyla insan hayatiyetiyle, dolayısıyla insanın ölümlülüğüyle ilgili süreç, güdüler. Doksa zaten bunun için inşa edilmiş bir. İnsanın ölümlülüğünden dolayı, insanın ölümlülüğünü idame ettirebilmesi için inşa edilmiş bir. Bizzat her birimizin tek tek inşa ettiği bir yer, inandığı için inşa ettiği bir yer, inanarak inşa ettiği bir yer, inanarak çoğalttığı, yeniden ürettiği bir yer. Dolayısıyla arzuların burada bizi bunun ötesine taşıması mümkün değil. Çünkü bir anlamda 90'ın terki nefsin bildiğimiz anlamda bütün dünyanın terki anlamına geliyor. Metaforik anlamda ölmek bu. Hayatın içinden ölmeyi biz böyle düşünüyoruz değil mi? Artık no more. Olan hiçbir şey yok. 90 içinden 90'ın dışına fırlamak da böyle görünüyor. 90'ya tabi olan hiçbir şey yok artık dışarıda. Dolayısıyla arzuların böyle bir riski, böyle bir tehlikeyi, böyle bir tırnak içinde sonu göze alabilmesi ve sizi dışarıya doğru sürükleyebilmesi zaten imkansız bu anlamda. Tam aksine bedeni ve bedenin ihtiyaçlarını korumak için şartlanmış bir şekilde faaliyet gösteren bir güdülenme mekanizması arzu. Dolayısıyla burada Platon'a göre insanın bu aşkınlığı gerçekleştirmesini sağlayabilecek tek şey var, aşk. Eğer Platon'un sempozyum yorumunu, diyaloğunu okursanız orada aşkın insanın sonluluğunun ve sonsuzluğunun ortak bir sonucu olduğunu görürsünüz. Aşk, insanın eksikliğinden, eksikliğini çektiği bir şeyden ve bu eksikliği başka bir şeye ulaştığı takdirde tamamlayabileceği hissinden kaynaklanır. Dolayısıyla insanın yarımlığına, bedenin sınırlılığına gönderme yapar. Ama aynı zamanda sırf bu eksikliği, bu yarımlığı tamamlayabilmek için, ona ulaşabilmek için ölümü göz alabilecek bir kudreti de vardır insanın. O da işte Hüseyin'in sonsuzluğundan, sınırsızlığından gelir. Şimdi burada tabii Platon'un psüye kavramıyla kastettiği şeyin eski Yunanlıların kastettiğinden biraz daha farklı olduğunu belki altını çizmek lazım. Çok standart anlamda psüye eski Yunan düşüncesinde otokinetik bir esas üzerinden düşünülür. Yani kendi kendini hareket ettirme kabiliyetine sahip bir güç olarak ele alınır. Ve psüye'nin bizim anladığımız anlamda ruhta olduğu gibi verili bir merkezi ve bütünlüğü yoktur. Şimdi ruhta böyle bir merkezin ve bütünlüğün olması gerekiyor. Çünkü ruh kavramı özellikle Hristiyanlıkla birlikte ortaya çıkan ve büyük ölçüde de irade kavramıyla birlikte şekillenen ve ödev ve yükümlülük üzerinden ve insanın bir kul olarak ödevlerini ve yükümlülüğünü yerine getirebilme yeterliliğini tesis etmek için yaratılmış bir kategori. Şimdi siz insanlara bir takım yükümlülükler vereceksiniz ve o insanların o yükümlülükleri yerine getirme kabiliyeti yoksa onlardan dolayı sorumlu tutamazsınız o insanları. Bu büyük ölçüde 3. 4. yüzyılda Hristiyanlığın icadıyla birlikte, yani İsa'dan yaklaşık 300-400 yıl sonra özellikle İznik konsülleri döneminde yürütülen tartışmalarla birlikte ortaya çıkan kavramlar üzerine aslında gelişiyor. Bu sürecin en kritik isimlerinden biri Aziz Agustinus'tur. İsa'nın ete kemiğe bürünmüş bir tanrı olduğu fikrini ortaya atanlardan ve en fazla destekleyenlerden biridir Aziz Agustinus. Şimdi bakın bu bizim bugünkü perspektifimizden bakıldığında çok olağan dışı bir şey gibi görünmüyor belki.
Ama eski Yunanlılarda bu psüenin sonsuzluğu ve sınırsızlığının bir imkan olarak mevcudiyeti. Bu imkanın bedenin sınırlılığı ve sonluluğu aşıldığı takdirde insan faaliyeti yoluyla önce kuvveden fiile çıkarılması, yani potansiyel olmaktan çıkarılıp actual hale getirilmesi, bir yeteneğe dönüştürülmesi ve bu yetenek vasıtasıyla bir faaliyetin gerçekleşmesi ve nihayetinde de bu faaliyetin o faaliyetin doğasına uygun bir mükemmellikle icra edilmesi insan tekamülü olarak zaten düşünülüyor. İnsanın kendini gerçekleştirmesi bu eski Yunanlılar için. Yoksa verili bir insan doğasının, verili niteliklerle donatılmış bir özün hayata geçirilmesi veya o öze uygun davranışların sergilenmesi falan değil eski Yunanların anladığı şey. Kapasitelerden ve bu kapasitelerin birer yeteneğe dönüştürülmesinden, bu yetenekler vasıtasıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden ve bu faaliyetlerin olabilecek en mükemmel şekilde icrasından bahsediyoruz. Ve bütün bu sürecin taşıyıcı gücü, temelindeki güç psüe. Eski Yunanlılar için yaşamak psüenin faaliyette bulunması demek. Psüenin, psüe sayesinde gerçekleşen insan faaliyeti demek. Dolayısıyla hayatı bir faaliyetler zinciri, bir faaliyetler silsilesi olarak düşünüyorlar. Biz mesela bugün çoğu zaman hayatı hayatta kalmak olarak düşünüyoruz. Ölmemiş olmak bizim için hayatta yaşamak anlamına geliyor. Eski Yunanlılar daha proaktif bir yerden bakıyorlar mesela. Yaşamak dediğiniz şey faaliyetin ta kendisi. Bence haklılar da, çünkü yaşamak aslında üretilen bir şey. Yaşamak doğal, verili bir şey değil. Yaşamak için hep bir şeyler yapıyoruz. Üretim faaliyeti olmadan en temelde, sadece hani fabrikaya gelip somun sıkmaktan bahsetmiyorum. Genel anlamda, çok geniş anlamda üretim faaliyeti olmadan yaşamı yeniden üretemiyorsunuz zaten. Yaşamınıza devam edemiyorsunuz. Dolayısıyla insan faaliyetinden bahsettikleri ölçüde bütün varoluşun kaynağı, bütün insan eylemlerinin kaynağı olarak psüeye karşımıza çıkıyor. Bedenin sınırlarının aşıldığı durumda insan faaliyetinin psüeye, psüenin esasına ve dolayısıyla psüenin aslında en saf hali olan akla göre, merkezindeki güç olarak akla göre icra edilmesi halinde olanın olduğu gibi görülmesi mümkün olacak. Yani bilgiye ulaşmak mümkün olacak. Bu doksaya tabi olandan çıkış, yani o bizi yarım bırakan, eksik bırakan şeyin ölümü göz alarak peşine düştüğümüz zaman başımıza gelen o Exodus hali, o çıkış hali, Platon'un felsefe olarak adlandırdığı sürecin başlangıcı. Doksa dahilinde bilgi mümkün olmadığı için, inancın doğası gereği inanç oldurulmuş olan, oldurulmuşla olan arasındaki boşluğu ancak kapatabildiği için bizi olana geri götüremiyor. Ve o aradaki boşluğun, yani oldurulmuşla olan arasındaki boşluğun kamufle edilmesini, dolayısıyla oldurulmuşun olanın yerine geçirilmesini ve olanın sanki objektif bir gerçeklik gibi görülüp bizi de içine alacak şekilde yeniden üretilmesini sağlayan fiil, inanç olduğu ölçüde, buna inanarak ancak bunu yapabildiğimiz ölçüde bunun aşılması, inancın da aşılması anlamına geliyor. Dolayısıyla Platon'da bilmek, inanma fiilinden öte bir şeydir. İnanmayı içermez. Zaten düşünürseniz inandığınız bir şeyi, pardon, bildiğiniz bir şeyi bir de ekstradan inanmazsınız. Zaten onu biliyorsunuz. Doğru olduğunu bildiğiniz bir şeyin bir de doğru olduğuna inanmazsınız. Çünkü zaten doğru olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla Platon'da bu aşkınlık süreci doksaya tabi olanın terkiyle başlar ve bilgiye ulaştığınız noktada sona erer. Felsefe bu aradaki sürecin adıdır. Bu süreçteki faaliyetlere genel olarak felsefe adını verir Platon. Ve bu süreç itibariyle, yani bu aşkınlık sonrasındaki kişinin bir betimlemesini yine sempozyumda Alkibiades'te bulabilirsiniz. Alkibiades ne yaptığını anlamaz, ne yaptığını bilmeyen, şaşkınlık içerisinde oradan oraya dolaşan, sürekli Sokrates'in peşinde gezen garip bir adamdır. Hiç de öyle hani olağanüstü bir figür olarak falan karşımıza çıkmaz. Hatta sempozyumdaki, yani o masadaki diğer insanlarla karşılaştırıldığında diğerleri falan çok daha akıllı, çok daha aklı başında insanlar olarak görülür. Alkibiades kendini kaybetmiş bir adamdır aslında. Nefsini kaybetmiş ve
ne olduğunu da dolayısıyla tam olarak bilemeyen ve baktığı her şeyi yanlış gören bir adamdır. Bunu Platon o meşhur mağara metaforunda şöyle anlatır. Mağaradan çıktıktan sonra güneşin, yani Platon'un metaforunun itibariyle iyinin, yani varlığı ve bilgiyi mümkün kılan asli kaynağın ışığının göz kamaştırıcılığından dolayı mağaradan çıkanın gözleri geçici bir şekilde kör olur. Etrafına baktığında nerede olduğunu, kim olduğunu, ne yaptığını anlayamaz. Felsefeci budur işte Platon için. Bu şaşkınlık hali içerisindeki kişidir. Ne zaman ki etrafında olup biteni görmeye, anlamaya, kavramaya başlar, yani olanı olduğu gibi görebilecek bir yetkinliğe, sakinliğe, bütünlüğe ulaşır, o zaman zaten bilgelik durumuna ulaşır. Şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz o 90'ın sınırlılığının beraberinde getirdiği kesintilerin ve süreksizliğin ve boşlukların yarattığı bir açmazdan bahsettik. Bu açmazın aşılması halinde ortaya ne gibi bir tablo çıkar? Bunu biraz anlamaya çalışalım. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Platon için bilgi ancak ve ancak bilenin icra edebileceği, ulaşabileceği bir hedeftir. Bilgi öğretilebilen, aktarılabilen bir şey değildir Platon'da. Bilgi ifade edilebilen bir şey değildir. Mesela bunlar çoğu zaman yanlış anlaşılır. Çoğu zaman üzerinde durulmaz. Çoğu zaman görmezden gelir. Platon için bilgi olanın olduğu gibi görülmesidir. Bunu ancak Psüe'nin yüzünün ışığa doğru dönmesi ve bu sayede, yani iyiye doğru dönmesi ve iyinin mümkün kıldığı bir bakışla olana bakması ve olanı görmesi sayesinde gerçekleşebilir. Dolayısıyla bunu, bu fiili herkes kendi başına gerçekleştirir, kendi başına icra eder. Bunu kimse kimseye zorla yaptıramaz, bunu kimse kimseye öğretemez, bunu yapabilen kimseye birisi başkasına aktaramaz. Hatta ispat bile edemez bunu yaptı. O yüzden eğer diyalogları dikkatli bir şekilde okursanız, Sokrates'in bütün diyaloglarda inatla bilgelik konumunu reddettiğini görürsünüz. Çünkü bilge olduğunu zaten ispatlayamaz ki Sokrates. Nasıl ispatlayacak? Bildiğini anlatamıyor. Anlatsa karşısındaki anlayacak durumda değil. Dolayısıyla zaten bunun üzerinden, böyle bir hiyerarşi üzerinden bir ilişki kurmasının bir anlamı yok. Derdi de o değil zaten. İşlevi de o değil diyaloglardaki Sokrates. Dolayısıyla şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Anlatılamayan, ifade edilemeyen, aktarılamayan, öğretilemeyen bir şey bilgi. Ve dolayısıyla bilgiye nasıl ulaşacağınızı ancak kendiniz belirleyebilirsiniz. Kendiniz bunu inşa edebilirsiniz. Biraz önce Psüe'nin o otokinetik olmasını vurguladık. Kendi kendini hareket ettirebilmesi. İşte burada 90'ın terki, yani imkansızın eğlenmesi, imkansızın yapılması ve sonrasında o bildiğimiz anlamda dünyayı ve nefsimizi terk ettikten sonra yepyeni olana dair, olanı görmeye dair bir yürüyüşü icra edebilmemiz, bu süreçte kendimizi ve dünyayı yeniden keşfetmemiz aslında insanın kendini öldürüp kendini yeniden yaratması. Artık insanlığından sıyrılmış bir şekilde, yani insanlık derken bedene ve bedenin asliliğine tabi olmuş bir varoluş üzerine inşa edilmiş bir durum olarak insanlıktan bahsediyor. Bu şekilde icra edildiğinde bu süreç bizi bilgiye götürdüğü ve bilgi bizi mükemmelliğe, yani areteye götürdüğü ölçüde bildiğimle yaptığım, yaptığımla olduğum şey arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor. Çünkü bilginin Platon'daki temel işlevi sınırı yok etmektir. Sınırı mümkün kılan koşulla birlikte yok etmektir. Neden? Çünkü baktığınız şey, yani anladığınız, olanı olduğu gibi gördüğünüzde o olan kaynağıyla birlikte ancak, onu mümkün kılan esasla birlikte gelir. Ve o esas da iyinin kendisi. Dolayısıyla hem olanın kendisi hem de olanın bilgisi onu mümkün kılan esasa, kaynağa bağlandığı ölçüde aslında bütün bilme faaliyeti o kaynaktaki yekpareliğin bilinmesi faaliyetidir. Ama buradaki bilmeyi teorik bir işlev olarak, salt teorik bir işlev olarak düşünmemek lazım. Çünkü böyle bir bilme faaliyetini gerçekleştirebilmek için
zaten ontolojik olarak dönüşmüş olmanız lazım. Yani bildiğimiz anlamda bizim işte arzulara tabi, bedenin sınırlılığına tabi bir varoluşu ötelemiş, onun dışına çıkmış olmamız lazım. Ancak bu sürecin neticesi olarak bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla Platon'da bilgi ne sadece teorik bir faaliyet sonucunda erişilebilen bir şeydir, ne de sadece kendisi teorik bir faaliyettir. Olanı olduğu gibi gördüğünüz anda, o kaynakla birlikte, cevherle ve kaynakla birlikte onu gördüğünüz için, siz de oraya ait olduğunuz için gördüğünüz her şeyin aslında biraz da kendinizi görürsünüz. Kendi sonsuzluğunuzu somutlamış olursunuz. Dolayısıyla Platon'da her bilme faaliyeti sınırı, mevcut bir sınırı ortadan kaldırdığı ölçüde, mevcut bir sınırı, sınırı mümkün kılan koşulla birlikte söküp attığı ölçüde sizi kaynağa, esasa doğru yaklaştırır. Ve bu yaklaşma sadece teorik bir yaklaşma değil, aynı zamanda fiili bir yaklaşmadır. Artık olma fiilini icra edebilecek, olma fiilinin bir parçası olarak kendinizi var edebilecek şekilde faaliyet gerçekleştirmeye başlarsınız. Bu süreç, dediğim gibi, bildiğinizi yapmayı, yaptığınızı da olmayı ve bunların arasındaki sınırların pratik içerisinde hızlı bir şekilde veya işte belirli bir şekilde ortadan kalkmasını içerir. Dolayısıyla bu noktada artık diyalektik insan varoluşunun veya işte aşkınlık sonrasındaki psühenin kendini gerçekleştirme sürecinin temel, ne diyelim, akışı, temel dizgesi haline gelir. Ve böyle bir diyalektikte bizim bildiğimiz anlamda işte nihai bir kavrayış değil, daha ziyade her şeyin karşılıklı olarak birbirini belirlediği, birbirini dönüştürdüğü ama bu belirlenme ve dönüşme neticesinde de o Parmenides'te gördüğümüz sonsuzluğun, yekpareliğin keşfi, o yekpareliğin icrası ve o yekpareliğin olunması imkanı belirir. Neden? Çünkü psühe zaten o kaynağa ait. O kaynağın doğasından gelen bir şey. O yüzden yoktan var edebilen bir şey. İşte bundan dolayı demin veya bütün konuşmam boyunca altını çizmeye çalıştım. Burada anlatılan şey Hristiyanlıkla ve sonrasında İslam'la yan yana gelebilecek bir şey değil. İnsanın yoktan var etme yeterliliğinden bahsettiğiniz andan itibaren Hallacı Mansur'un enelhak durumuna düşüyorsunuz o perspektiften bakıldığında. Platon onu söylemiyor. Platon'un söylediği insanla Tanrı arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması. İnsanın bedene has sınırları yine kendi eylemliliğiyle aşması, ortadan yok etmesi ve sınırsızlığı ve sonsuzluğu kendi eylemleriyle somutlaması, yani sonsuzluğun ta kendisi olması bir imkan olarak mevcut. Böyle bir şeyin geçerliliğine, geçersizliğine inanmak, inanmamak meselesi değil burada söylemeye çalıştığım şey. Bu mantıksal olarak mümkün. Yaparsanız yapmazsınız, önemlidir, önemsizdir. O da değil sorun. Ama bu bakış açısını İnsanla Tanrı'yı nihai anlamda birbirinden koparıp birini yaradan, birini yaradılan olarak tanımlayan bir şemanın içerisine yerleştirdiğiniz zaman bunu söyleyen adam enel hak diyor olur. Bunu söylemiyor bu adam. Hallacı Mansur da bunu söylemiyor. Bu adamların söylediği başka bir şey var. Bakın, Platon'un eğer Republic'ini okursanız, yani yanlış bir tercümeyle devlet diye Türkçe'ye çevrilen ama politai, yani şehre dair, şehre ait olan anlamına gelen diyaloğunu okursanız, orada bu anlattığım çerçevede bilgiyi, mükemmelliği ve iyiyi esas alan, bunu merkezine yerleştiren bir şehrin ve hayatını bu merkez üzerine inşa etmiş insanların nasıl yaşayacağına dair bir betimleme yapar orada. Normatif hiçbir yanı yoktur o nasıl yaşanması gerektiğini falan anlatmaz. Bilgiyi, mükemmelliği ve iyiyi yaşamın merkezine koyduğunuz takdirde, insan faaliyetinin temeline bunu yerleştirdiğinizde ortaya nasıl bir hayat çıkar? Kişisel düzeyde, toplumsal düzeyde. Ve böyle bir hayatın temel sonuçlarından birinin devletin, mülkiyetin ve ailenin ortadan kalkması veya kaldırılması olacağını söyler Platon. Çok açık söylüyor. O yüzden hani diyorum, hani devlet biraz abes kaçıyor buna. Adamın ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğü şeyi gidip diyaloğun başına yerleştirmek başta olarak
bilmek çok makul değil. Tarih boyunca buna benzer talepler tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Mesela 12. yüzyıl Anadolu'sunu inceleyin, Baba isyanlarına bakın, sonrasında Batı Anadolu'ya gelin, Şeyh Bedrettin'e bakın, hemen hemen aynı taleplerin, aynı düşüncelerle ifade edildiğini görürsünüz. 19. yüzyıl sonra fırlayı gidin 18. 19. yüzyıla, Marx'a ve Komünist Harekete bakın, hemen hemen aynı şeylerin aynı şekillerde ifade edildiğini görürsünüz. Bunlar birbirinin devamıdır, birbirini besler anlamında söylemiyorum. Ama burada farklı bir şey var. Burada mutlak bir bütünlük fikri var. Yani bir, benle öteki arasındaki ayrımı, nefsle öteki arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmayı gerektirecek denli radikal bir bütünlük fikri var. İşte Hristiyanlıkta bu bütünlük imkansız hale geliyor. Çünkü artık o noktadan itibaren her şeyi yaradan ve yaratılmış arasında görmek zorundasınız. Bu bütün bakış açınızı belirleyen temel kural haline geliyor. Bunu ortadan kaldırmanız, bunun dışında bundan azade, bundan farklı bir temel üzerinden bir bakış geliştirmeniz imkansız. Çünkü itikadınıza ters düşüyor. Kendinizle çelişiyorsunuz bunu yaptığınızda. Ama aynı meseleyi, aynı yaklaşımı farklı kavramlarla Aristoteles de yapıyor Platon'un öğrencisi olmasına. Yok diyor. İnsanın diyor kendi öyle sonsuzluk, sınırsızlık falan imkanları yoktur. İnsan bedene tabidir, bedenin sınırları vardır, bedenin sınırları aşılamaz. Dolayısıyla insanın bu sınırlar dahilinde ancak yaşaması mümkündür. Bu sınırların aşılması söz konusu olamaz. Bu sonluluk ve sınırlılık kapsamında, dahilinde, bunun çerçevesinde ancak insan bir hayat kurabilir ve idame ettirebilir. Son bir şeyle bitireyim anlatmaya çalıştığım şeyde. Tabii yani %80'ini anlatamadım ama. Bakın, sınır içeriden çizilir. Hiçbir sınır dışarıdan çizilmez. Çünkü dışarıdan çizilen sınır, sınır olmaktan çıkar. Bir yere kadar yürürüp oradan öteye gidemiyorsanız dersiniz ki burası son. Burası sınır. Ötesi yok. Şimdi bu anlamda çizilen bir sınır bize sadece şunu söyler. Bir, ben belirli bir anda, belirli koşullarda halinde buraya kadar gelebilirim. İki, buradan öteye gidemem. Ama biz sınırı böyle tanımlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan öteye gidilmesi mümkün değil. Buradan öteye gidilmesi mümkün olmadığı gibi buradan ötede bir şey de yok. Buradan ötede bir şey olması mümkün de değil. Ama işte her sınır içeriden çizilmeye mahkum olduğu ölçüde bunu deme hakkımızı da elimizden alıyor aslında. Çünkü sınırı geçip sınır burada mıymış gerçekten, bir şunun gerçekliğine bakayım dediğiniz anda zaten sınırı aşmış oluyorsunuz. İşte Platon'un anlatmaya çalıştığı şey bu. Sınırın öbür tarafına bir geçmeye çalışın. Mümkün. Ve bu mümkünlük bizim tahayyülümüzün alamayacağı bir bütünlük mevhumunu, bir tamlık mevhumunu beraberinde getirir. Buna örnek olarak şunu verebilirsiniz. Şimdi biz algıya tabi, muhakemeye tabi bir hayatı ancak işte idame ettirebildiğimiz için ve onun gerektirdiği işlevleri yerine getirebildiğimiz ve onun mümkün kıldığı tahayyül ve tasavvurla ancak düşünebildiğimiz için parça ile bütün arasındaki ilişkiyi, parçaların toplamından oluşan bir bütün ya da bütünlerin, bütünün ayrıştırılması neticesinde elde edilen parça üzerinden ancak telakki edebilir. Sayı dizisini düşünün. Çok iyi bir metafor değil ama elimizdeki en uygun metafor. Sayı dizisi, artı sonsuzdan eksi sonsuz uzanıyor mu? Uzanıyor. Sayı dizisi, ayrım içermeyen, yani distinction içermeyen, diferans, fark içeriyor mu? İçeriyor. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Sayı dizisinin her bir noktası bütünün tamamını aynı zamanda kapsıyor mu? Biri sonsuza kadar bölebiliyor musunuz? Bölüyorsunuz. Artı sonsuza kadar da bölebiliyorsunuz. Eksi sonsuza kadar da bölebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada parça bütünün kendisiyle özdeş. Bakın, parça bütün parçaların toplamından oluşmuyor. Ya da parça bütünün ayrıştırılması neticesinde elde edilmiyor. Parça bir potansiyel olarak bütünün tamamını kapsıyor. Bütünün tamamını içeriyor. Bu işte kontinuumun, sonsuzluğun doğası. İnsan varoluşunu
veya aşılması neticesinde insanın kendi insanlığını aşması, nefsini aşması neticesinde ulaşabileceği konumu ve o varoluşun nasıl bir hal alabileceğini, ne gibi imkanları beraberinde getirebileceğini belki hayal etmek için kullanılabilecek metafor. Platon'un da sık sık tartıştığı teklikteki çokluğu, çokluktaki tekliği görmek, parçayla bütün arasındaki ilişkiyi, işte tikellerle evrenseller arasındaki ilişkinin dışında bir yerden kurabilmek, aslında hep buna gönderme. Mesela şehri de bu anlamda bireylerden oluşan bir bütün olarak düşünmüyor diyor. Eğer Politeia'yı, Republic'i okursanız bu yerde, buradan da bir bakın mesela. Süeyle şehir analojiktir. Dolayısıyla şehrin nasıl Püsü'ye kendi eylemleriyle kendini bir sonsuzluk ve sınırsızlık olarak somutlayabiliyorsa ve bunu sürekli bir devrim içerisinde, kendini sürekli dönüştürerek, içinde yaşadığı dünyayı sürekli dönüştürerek, eylemlerini dönüştürerek, hiçbir şeyi sabit tutmayarak ama en nihayetinde de o yekpareliğin içerisinde var olacak şekilde bunu yapıyorsa, şehrin de böyle bir esasta yeniden kurulması mümkün. Bunun şartı da bilgi, mükemmellik ve iyilik, iyi gibi görünüyor. Daha uzun söylenecek çok şey var da zaman yetmedi. Bu kadar. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir soru cevap faslımız olacak. İsteyenler çıkabilir. 3-5 dakikalık bir ara veriyoruz. Veriyor muyum? Verelim. Hocam yardım merdiveni var mı? O zaman. Var mı? Alarm falan ötmez. Yok.